Tabii ki Zeytin Festivali aslında bu köye çok yakışıyor. Adını da ondan dolayı da Zeytinlik Köyü olarak koyduk. Devletimiz koydu. Ama tabii ki halk arasında farklı isimler de zaman zaman söyleniyor. Zeytin Akdeniz ikliminin en önemli ağacıdır. Hem peyzaj ağacıdır hem de üretimde bize zeytin ve zeytinyağı sağlıkta fevkalde önemli bir ürün olarak zeytin ağacının sunduğu bir üründür. Dolayısıyla zeytinciliği geliştirmek elbette devletin, hükümetin, belediyenin, muhtarlarımızın görevidir. Her yerde zeytin ekelim, harup ağacı ekelim, Akdeniz bitki örtüsünü daha da zenginleştirelim. Yaprağını dökmeyen meyve ağaçlarını yetiştirmek peyzaja da hizmet eder. Harup ağacı ve zeytin ağacı da bu bitki türlerinde, ağaç türlerinden iki tanesidir. Dolayısıyla zeytincilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nasıl geliştirilecek diye bir zamanlar düşündüğümüzde ben Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanıydım. Zeytinyağının ülkeye gelmesini o zaman yasakladık. Zeytini kısıtladık. O günden sonra hem zeytinyağı fabrikaları hem de zeytin paketleme evleri çok gelişti. Netice olarak ülke hepimizin, Girne hepimizin çok inci bir şehir. Hepinize iyi alışverişler diliyorum. Mübarek ezan sesinin altında festival yapıyoruz. Allah ne bayrağımızı ne ezanımızı eksik etmesin bu semalardan diyorum. Bismillahirrahmanirrahim.